halde kahramanlarımızı geride bırakıp henchmenlerle maceraya gidebiliriz. Aynen öyle. Kahramanlarımız kalıyor. Henchmenlerle gidiyoruz. Yalnız bir şeye karar vermedik. Heavy armor Ursus'ta karar vermedik. Bir de yeni gelen itemlara bir adam gibi bakamadık. Balta diyordu ki crit damage'ım yüksektir. Bakalım onlara evet. %9 armor absorption bir kere. O zaten mavi olmasından geliyor. Normal baltadan daha iyi armor piercing. Bir de crit damage'ım daha yükseldi diyor. Güzel bir balta bu. Ben bu adama verdim. Zaten balta kullanıyordu bu herif. Tamam. Ha bunu Marauder'a, Wolf Priest'e vermek isteyebiliriz bu arada. Balta. Evet, Wolf Priest geldiği zaman. Ama Wolf Priest tabii Wolf geldiğinde Priest yok. Shield'ımız ne? Shield of Recovery. Ne yapar? Successful Parry de Regen. Artı %15 Parry. Artı %15 Parry o şeyden. O mavi olduğu için. Onlar mavi oldu. Normal Shield'a gelmiş fazladan. Üstüne rune takılmış abi ikisini de bak. Axe crit damage rune'u takılmış. Carnage takılmış. Shield'a ise çok güzel bir rune takılmış. Bunu Duktus'a veriyoruz yani. Bu çok güzel bir rune'muş abi. Duktus'a veriyorum evet. Balta senin olsun. Duxus neredesin? Shield çok iyiymiş. %35 ihtimalle 15 wound. Yani her perisinde 5 wound regen. Çok iyi değil ama şu var. Shield'a recovery teması güzelmiş. Onu görmüş olduk yani. Adrenalin rush'ı ne güzel çalışır. Yani bilmiyorum. Bu güzel çalışır diyor ama %35 şans. Bir de peri ettiği zaman abi. Şimdi bu adamın perisine yavrum perisine abanmak zorundayız. Ne kadar peri varsa. Web of Steel tabii artık çok önemli. Bu item'ı bulduğumuza göre ama zaten verecektik. Bir abi geriye kaldı Ursus'a heavy armor giyiyor muyuz? Var ya heavy armor. Gülüşen ikisine de heavy armor giyelim mi bu tiklerin? Bence giyelim. Bence de giyelim ya. Chaos Warrior heavy armor giyer. Oldu işte. Fıstık gibi oldular yani. İkisi de heavy armor shield. İyi bir mace bulabilirsek. Çünkü belli ki Nurgle Mace beğeniyor böyle çöp 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 diye vuruyor. Evet evet. Korn'da X'le dövüşür zaten. Peki. Heavy Armor'ı giydik. Shield'ı bilmem neyi aldık. Başka item düşmedi. Nasıl bir mission'a gideceğimize bakıyorum. Günümü geçtim. Geç. New Hired Swords. Yeni Hired Sword'lar geldi diyor kulağımda. Gözblend Quick Reload'a bir gün. Atılgan öğrendi Quick Reload'u, Ursus Shield Specialist öğrendi. Bu priste bir gün iyileşmek üzere. Evet. You have received a new mission request from the Shadow Lord. Yeni higher sword'lar geldi. Tamam. Blade of Darkness şu anda deadly. Ama zaten şu anda iki hero'muz da dışarıdalar. O yüzden deadly diyor. 900 tamam, puanlık tamam. Mission'mış bu abi. Temple of Sigmar'daki Yağmadan, Nerga, Cryptic Mansion of the Sword, Griffin Brand diye bir kılıcın hikayesini öğrenmiş Merga. Mordheim'ın eski bir Ravenguard. Ravenguard mı? Ravenguard diye Mordheim'ın bir bir şeyi varmış. Birliği varmış. Onların bir yüzbaşısının kılıcı varmış. Griffin Brand'miş. Griffin işte. Brand. Bu kılıç işte çok against the Keys of Chaos'a karşı kullanılıyormuş. Bu silahın var olması bile diyor. Tehlike bizim için. Tamam. İnananlara yok. Pislik yapan bir kılıç varmış. Kirli bir kılıç var. Blade of Darkness o işte. Karanlığın kılıcı varmış. Evet işte aynen öyle. Blade of Darkness. Merga diyor ki ben bu kılıcı temizleyebilirim diyor. Ha. Ve Shadow Lord'un düşmanlarına karşı güçlü bir silah dönüştürebiliriz bunu. Güzel. Diye. Güzel. Nasıl bir kılıç? Dönüştürürüz veririz eline birinin de. Vur ağzına. Eğer bir evet evet. Great Sword'sa Gözbülent'e gidecek. Ama Great Sword değil de normal bir kılıçsa tam da Marauder'ımıza, Wolf Priest'e kılıç arıyorduk biz. İnşallah tabii, normal tabii. Bir kılıçtır bu. Güzel şey de güzel zamanda geldi. Şurada Blade of Darkness 900 puan. Bizim şu andaki toplam puanımız 637. Artı hero'larımız kaç puan bizim? 150 şerden de sen onlarda işte. 128 işte artı 168 evet 300 puan. Kafa 170, kafaya kafa kafaya gibiyiz o başında. Evet. Şimdi peki bir şey diyeceğim. Bir de önce bir pazara bakıp yine ıvır zıvır bir sürü bir şey düştü. Onları da bir satalım. Tamam bakayım tamam. Stel. Yes, friend. Crimson Shade satıyorum. Bunlar hep para. Sat abi. İniştim bunlar hikaye. Stigmarite Greathammer çok güzel 17 TL. Bir terör testi artı 30 fena değil. Bu şeyde Wolf Priest'e yarar. Terbülente ya da. Terbülente de Wolf Priest'e de yarar. Mandrake Root artı 10 Armor Absorption güzel. Dursun o da. İki turn için olması güzel. Bir turn değil.
Healing Drought mavi evet. Güzel. Sigma Red Great Hammer'ı sattım. Antitoxin tuttu. Madcap mavileri tutuyoruz. Etheric Focus duruyor. Şu Shredded Mordheim map'i satıyorum. Anlamı abi. Yok bunun. Light Armor'ımız 3 tane olmuş. Yani, bir tane bırak istiyorsa. Yani 2 tane bıraktım şimdilik. Oil bomblarımız bow bir tane var. Clothing bir helmet. Artık shield'ları da hala bir tutabiliriz. Çünkü bir de magic shield'ımız var. Sword, antitoksinlerin ikisini de satalım abi. Sat abi. Baltanın birini sat. Armband düşmüş onu sat. Balta mı var bir de? Baltanın birini sat. Armband bu arada o mutated kolda işe yarıyormuş abi. Baktım ona. O armband bir oraya o kola o ekip ediliyor. Tamam. Yani herifin hem mutant kolu var hem de o kolunda armband'i var diyoruz. Tamam güzel. Aynen öyle. O iyi bir fikir. Yani armband kollayacağız Wolfrist için. Gerisi böyle. Elim şimdi günümüzü geçtiğimize göre bir campaign mission'lara bakalım. Ona göre ekipman alırız. Tamam. Normal wide arc from the wagon. Biz abi bir lord 3 henchman'ız şu Mark anda. For that. Mark for that. Mark for that 4 kişiyken güzel. Güzel. Deadly'ye hiç gitmeyelim şimdi durup dururken. Hem de Wilson Rush yapamayız 4 kişi. Bu da iki tane Dark Soul'la. Yani biz hiçbir zaman şey yapamayız. Bayrak çalmaca. Crash their will ne demek? Bayrak çalmaca. Şey bayrak çalmaca. Ha. Yani disengage olmakta zorlanan bir grup olduğumuz için bayrak çalmak yetmiyor. Bayrağı kendi arabamıza geri getirmemiz gerekiyor. 4 kişiyken bu arada çalışır. Gözbülent koşacak işte. Gözbülent yok abi. Falan. Ha kim yapacak onu? Gülüşen yapacak yani Gülüşen. Yapacaksak. Mark for that yapalım ya 4 kişi güzel olur. Bence. En başta ne dedik abi biz kiralık katil grubuyuz zaten. Biz Chaos Warband'in şeyi Mark for that'e çok uygun tadı. Uygun abi. Dolayısıyla da itemlarımıza bakabiliriz buna göre. Çok fazla bir şeye ihtiyaç yok cebe. Healing Drought'un var. Koyup yine gideriz gibi hissediyorum. Etherik Focus takıyor musun? Yok ya takmıyorum. Bence de onu satalım abi biz. Hani artı 15 mi artı 15 verilini takarız o yani zaten. Bu mission'a takılabilir aslında çünkü şey loot zaten çok kötü bu mission haritada köp yani. Doğru. Zaten bir şey toplamayacağız yani. İki kişi dövün demez herhalde dört kişiyken ya. Kritik bir yerde bir tane güzel Chains of Chaos atmadan önce bir cast ederiz hani garanti olsun diye. Önemli. Öyle bir an gelirse peki. Bu bunun arkadaş da şey drought var. Healing Drought'umuz var. Size başka. Birer Healing Drought. Verelim. Veremedim artık. Mor var. Vereyim. Mor ver. Madcap Mushroom. Tamam mor verdim. Mandrake Armor Absorption artı 10 for 2 turns. Bu da işte. Ver bunu da ver abi. Öyle mi? Griffin Brand'ı almaya gittiğimizde içmez miyiz bunu? Ha doğru dedin. Oil bomb ver. Belki lazım olur. Bulunsun ya çok item slotu var ya zaten hani çok loot da yapmayacağız. Kullanalım evet, yani. Evet, oil tamam. Şey nasıldı? Wheelstone durumu nasıldı haritada? Very poor. Öyle mi? Tamam Wheelstone da yok. Bir şey yok yani. Tamam. Herkes de bir cep boş kalsın. En azından. Tamam yeterli cebimiz var abi. Bence biz böyleyiz. Bence buna da ver abi bir tane şey. Oil bomb. Ursus'a da ver yani. Öyle mi diyorsun? Ha yani lazım olsa atarız abi. Cepler zaten diyorsun. Ursus'un hala iki boş cebi kalıyor. Tamam. Evet evet. Bunlar strength'de yüksek abiler oldukları için. Evet. Zaten 9 strength'e çıktığı zaman daha da artacak. Peki böyleyiz evet. Abi. Campaign'e geldim. Ve Mark Fordet'e. Kelle'ye gidiyoruz. Kelle'ye gidiyorum. Geniş bir ark halinde deploy olacaksınız. Averajmış bu arada. Pardon abi. Averajmış tamam neyse. Görürsek alırız. Abi burada artık ben deploymakla uğraşmıyorum. İki tarafta geniş bir ark diyor. Özellikle tamam. İstediğimiz bir şey var mı? Yok. Yani şey var işte. Heavy armorlar merkeze. Önde olacak. Bir daha çok önemli değil. Ben direkt random. Uğraşmak istemiyorsan bas geç. İstemiyorum. Önemli olmayan bir şeyler bunlar. Bu oyunun deployment'ı zaten herhalde en. Çekilir bir şey değil evet. En yorucu yeri herhalde. Evet işte oyunun diyorum ya interface'i çok demanding. Cosmos Undivided Token. Hadi bakalım. Biz daha önce Chaos'la bir kere dövüştük. İlk mission'ımızdı ve dayak yedik değil mi? Evet. Sonra Chaos'la hiç dövüştük mü biz? Cosimo. Medici'lerle dövüşüyoruz herhalde. Medici herhalde. Bir kere dövüştük herhalde. Chaos'la bir kere dövüştük abi.
İlk mission'ımızı hatırlıyorum. Kapattım burayı. Cosimo'yu dövün diyor. Cosimo'nun ağzını burnunu kıracağız. En iyi eniştivleri 49 olduğuna göre karşımızdaki adamların hiç değilse light armor'ı var gibi geliyor. Evet, bunların yani, belli ki şeyi de... Cloth armor'la gezen bile yok galiba aralarında yani. Büyücüsü de bunların çok böyle bizim gibi değil. Alertness, trallella ortada zıplayarak agility'siyle koşmuyor belli ki. O yani. Biraz daha zırhlı galiba, öyle görünüyor. 29-28'de bana Great Weapon Heavy Armor öyle şeyler söylüyor. Yok, Great i̇şte Weapon bunların herhalde. Da heroes çünkü... yok o zaman ama değil mi? Yok yok, onların da abi, onun da işte 3 tane henchman'i var. Benim tahminim. Tamam. Ama tabii sonuçta henchmenleri bizimki gibi olmak zorunda değil. Atıyorum Brethren Archer belki daha çoktur onun. Tabii doğru ama 29-28 iki öyle olabilir. 3 tane Brethren de olur ama 29-28'i görünce bana şey gibi geliyor. Bu Great Weapon'da şeyler var orada. Çünkü bak Heavy Armor Shield'a rağmen bizim iniştiğimiz 42-37'de. Bizden de yavaş 2 tane tip var. Ne onlar? Heavy Armor yetmiyor. Ha, Heavy Armor Great Weapon falan tipler olabilir. Tamam. Bakalım. Sakattır çok, belki. Belki sakattır. Çünkü yani şeyler özetle çok hafif tipler değiller. Biz daha hafifiz. Abi aramın arabası burada. Biz yukarı bir kot mu bu? Yok. Şu evin bu avlusundan itibaren bir sürü Willstone bölgesi görüyorum. Burada da içeride scavenge noktaları var. Burada biraz Willstone'lar var. Bayağı varmış burada. Evet. 5 tane. 5 tane var. Ama bizim genel yaklaşımımız şey olmalı herhalde. Kim o? Aa, Papi galiba. Oo, Papi hoş geldin. Papi Bey hoş geldiniz. Papi Günüşen'le Mordheim oynuyoruz. Papi ne zamandır hiç ortalıklarda yoktu değil mi? Duyuyor mu bizi acaba? Yazabiliyor mu falan, onu bilmiyorum. Bir saniye bakayım ben ona. Duyuyordur, bir yandan iş yapıyordur. Ha, duyuyor. Yazıyor da çünkü Patreon... Photoshop yapıyor bir an. Tamam sen takıl. Patreon izinleri hala duruyor. Yazabiliyordur. Yazabildiğini görüyoruz zaten. Şimdi evet. Sevgili Günüşen, güneyden gidip şuraya bir bakmak isterim. Ama bunu tamam. Heavy Armor'lu adamlarımı Günüşen'e yazmak istiyorum diyor. Şöyle öneriyorum. Heavy Armor'lu iki adam da buraya gelmiş. Ursus da Duxus da buraya gelmiş. Bunlarla böyle gidelim güneyden. Şu tamam. Şu şeyin iki yanından doğru. Uzaktan burayı görürüz zaten. Göze çarpan adam gibi bir stone varsa alırız. Sıkışırlarsa da beraber burada sıkışmış olurlar. Tamam. Atılganı... Biz zaten yine hep birlikte ileri doğru gideceğiz gibi hissediyorum yani. Ha şey önemli abi şimdi. Cosimo kimdir ve nerede bulunur? Cosimo'nu nereden bulacağız biz? Cosimo belli ki Magister zaten. Başkası olamaz bence. Niye? Henchmenler yani... olmuyor Mark Porter. Oluyor. Oluyor mu? Olabiliyor. Eğer Magister'sa tamam. Atılgan'a da diyelim ki gir şu avluya, uzaktan şöyle bir bak, çok özel bir Willstone görürsen düşünürüz, görmezsen şuralardan görürüz biz onu, şu bölgeden görmezsen yanımıza gelirsin diyelim güneye diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Günüşen'e bence bir şey Günüşen'e bir iş esayen etmek istemiyorum çünkü Cosimo'yu gördüğümüz anda evet scouting'i o yapacak. Tamam. O zaman Ursus'la Duxus güneyden gidin, burayı görün. Atılgan kuzeyden git, burayı gör. Günüşen serbest scouting. Evet. Merkezden. Hadi bakalım. Sen o zaman merkezden batıya doğru giden bir yol bulup... Alo merkez. Şöyle serbest scouting şeklinde. Avluya girdim ben. Kimseyi tabii göremedim. Onlar da çünkü bizim gibi şeydeler. Karşı o stadyumun içindeler onlar abi. Şurada bir... buradalar. Hı-hı. Buradalar. Tamam. Ben buradan geliyorum buraya. Devam. Bunlar bu kadar heavy armorlu falansa biraz da yavaştırlar. Yavaştırlar. Oraya. Kuzeyden gireceksin avluya dedim sana. Şuradaki avluya. Atılgan, kuzeyden gireceksin. Şuradan uzaktan ilerideki Willstone'ların boyutlarını bana bir söyleyeceksin. İleride o biraz da. Cosimo'yu bul bize Günüşen. 54 leadership'leri var. Bizim 40. Etli ve leadership'li adamlar. Bunlar close combatçı. Leadership'e tıklamışlar daha. Evet. Leadership'e hani çok şey herifler bunlar. Sturdy tipler. Sen kimsin? Duxus. İkisinde de heavy armor var değil mi bu heriflerin? Duxus hiçbir yere gidemez. Henchmenler etli.
Etli henchman. Abi o bir cluster olabilir. Ceset de olabilir. Çok uzak göremiyorum. Sen de öbür tarafından çıkacaksın dedik. Şuradan. Öbür tarafından çıkmak genel olarak Warband'imizin olayıdır. Biz birkaç round zaten batıya doğru koşacağız belli ki. Tabii tabii. Bu kim vursun? Koşacağız da hani şey. Koşmak heavy armor koşusu. Öyle. Sakin sakin. Jogging. Tempolu bir yürüyüş yapacağız. Düşmana doğru. Heavy armorla. Gülüşen sen abi bir kere bir git şu scouting'ini yap. Kimseyi gördün mü? Aha. Cluster çıktı. Cluster gördüm. Düşman yok. Şurada bir shard gördüm. Bu arada ben zaten burayı scout ettim Atılgan. Bahçeyi scout'un gibi bitirdim. Orada da cluster ve shard görüyorum. Alcan mı? Abi bir cluster bir shard orada var. Onu Atılgan'a bırakabiliriz. Eğer erişirse ben şu cluster'ı almak istiyorum şu anda şunu. Tamam. Ve şimdi zamanı gibi geliyor ama orada kalıyorum bak mavim yok. Bu riskli bir iş. İçeriden stadyumun içinden bir herif çıkıp bra diye charge ederse ne yaparım bilmiyorum. Ne dersin? Bu round'u burada bir yerde bekleyebilirim. Şurada. Sen geç edip kaçarsın göreye. Olmuyor mu? Olur. Çünkü bütün mavimi veriyorum buraya ben şu anda. Ver gitsin. Gather Weird Stone of Clustering. Zaten bir tane cebim varmış. Aldım kaçacağım ben şimdi. Aynen. Ne oldu Warp Effect? Melee atak ve charge'ım zor başladı. Güzel oldu. Tamam. Neyse charge zaten koymayacağım. Daha ileri gitmek istemiyorum. Mu? İstemiyorum. İstemiyorum. Hoş orada cluster ve şey var. Al onları. Sözde sen scouting yapacaktın ama Günüşen burada overwatch artık. Günüşen mavilerin gücü diye gitti oraya. Mavilerin gücü adına diye koşuyor. Hero choice, hero choice diye ne lord choice. Hero ile lord arasında bir fark yok galiba mavi kırmızı konusunda. Yok herhalde. Yani lord'un nesi daha güçlü o yüzden emin değilim ben. Rakip de kaos. Kaos Warband. Rakip de kaos Warband. Hero ile lord arasında ne fark var bu oyunda? Belki statları biraz daha yüksek. Kozimo sen misin? Bakacağız şimdi. Magister değil mi o? Magister ve Great Weapon... Yoksa şey mi? Brethren mi o? Sivri kafalardan biri de. Galiba Magister'dı o. Şimdi bakıyorum. Kozimo'ymuş bu kara. Kozimo is performing a ambush test diyor. Magister. Ve Magister'lara. Evet. Yalnız şimdi boktan bir durumdayız. Biz Atılgan'la Gülüşen ikimiz bu herife abanırsak... Üstünde 3 tur, eksi 25 mil defense var. Çok güzel. Melee damage. Ben kendimden göremiyorum. Uydurdum defense olduğunu oran. Melee damage. O da iyi tamam. Ama arkasında adamları var abi. Bizim adamlarımız dünyanın öbür ucundalar. Biz Atılgan'la... Abi biz ona gidip girmeyeceğiz zaten. Bence. Gözlemeye devam edeceğiz herifi. Öyle mi diyorsun? Tabii. Abi o şey yapabiliriz, zaman... ok atıp kaçabiliyor muyuz? Tabii tabii, ok atıp... Ha, Gülüşen'in elinde yay var ha bu arada. He, onu diyorum işte. Ha, hiç kullanmadı. Gülüşen'le ok atıp kaçalım. Tamam, biz de artık kuzeye doğru... Şuraya ben bakıyorum. Evet, cluster'ı doğru görmüşüm o kadar sisin pusun içinden. Cluster, shard falan... Abi bayağı iyi bir stone var. Bence şöyle yapalım. Abi Gülüşen'le ok atıp bir şey aşağı doğru... Güney'e kaçalım, Atılgan'a doğru. Da diyelim ki güney'e bizim yanımıza gel. O biraz kenarda kal, biraz uzakta kalacak. Evet ama buradan dolaşırsa dayak yer. Buradan dolaşman lazım. Evet. Biz de ok atıp kaçalım. Buradaki virstonları toplayalım. Yani Atılgan da sonuçta charge yerse disengage eder ne olacak diyebiliriz ama. Aha. Emin de olamadım. Ama öyle ne? Demeyelim yani. Demeyelim. Abi burayı o alalım. Oradaki cluster, shard bunlar önemli şeyler. Sen içeride bulabiliyor musun? Senin yerin daha iyi. Kimsin sen? Ursus. Oğlum çok yavaşız lan. Onu artık yapacak şu an. Heavy armor karakterler. Tamam. Gülüşen hemen karşıda bir yerde zaten şu anda. Burada bir yerde olması lazım. Bunlar çıkacak mı bakalım? O 29-28'deki dayılar. Onlar da heavy armor great weapon mıdır? Nedir onlar? Nasıl inişti onlar? A new round has started. Hala sadece Cosimo'nun yerini görüyoruz. Cosimo ambush. Cosimo ambush. Cosimo nerede? Kuzeyimizde bizim. Cosimo... Şurada bir yerde gördük demin değil mi zaten? Ha, şurada işte.
Sen görüyor musun şu anda herifi? Şu anda görmüyorum. Heh, gördüm. Ha, şimdi gözüktü. Ne var elde? Great Weapon mı o? Valla Tyring Great Weapon bir şey var ama staff olabilir. Çünkü Tyring Mine yazıyordu. Yalnız Wilson Corruption'dan artı 3 movement range gelmiş herife. O zaman kaçamaz. O kadar hızlı ki kaçamayız yani. Yani. Ya şey, ok atıp kaçamayız. O kadar hızlı ki şu anda herif. Arkasından Tyring da bir tane. Tyring Toyandit. Öyle mi ha, diyor? Oradan bir tane şey çıktı. Tyring Toyandit yazıyor üstünde. Eksi 15 mana damage. Evet. Stackable Tyring Toyandit. Tamam. Great Weapon. Arkada Great Weapon. Belliydi zaten bunlar Great Weapon'cı oldukları bunların. Last Stand diye bir şey vardı onda. Last Stand ne? O şey işte. Immune to Psychology. Peki abi, uğraşmıyorum ve güneye çekiliyorum. Ok atabiliyor musun? Gerçi o mavini falan azaltacak. Mavi azaltacak ok atmak. Çünkü Switch Weapons ne diyor? İki mavi istiyor. Bir de gitmem gerekecek üstüne. Artı 3 Mumut da beni yakalar. Vallahi yakalar yani. Git abi o zaman. Artış Mumut da bu zaten bence şey gibi. At gibi koşacak. At gibi yani. Koşacak. Ben çekiliyorum. Aa, bir herif daha gördüm. Burada. O ne? Aha. O nerede? O anasının nikahında o. Two Handed. İçeride şurada karşıda bir yerde. Hı hı. E tamam, o zaman şimdi artık Duxus da buraya geliyor. Buralar fena değil. Bana artı 3 movement'a rağmen charge edemeyeceği bir yer olarak yukarı çıkabilirsin. Ah, onu düşündüm ben de. Günüş, çık bakayım. Ben buraya çıktım. Hatta bu binanın içinde scavenger noktası var diyor. Gelmişken bir scavenger noktası bulabilirsin. Yağmada yapmayalım mı yani? Yağmada mı yapmayacağız? Buldum. Ama buraya benim gelmem gerekmiyor. Bu çok saçma yani. Abi sen bence şu anda scavenger noktası. Bunun loot kısmı zaten çok dandikti bu haritanın. Öyle miydi? Tamam, ben burada duruyorum. Biz bence Cosimo'dan gözümüzü ayırmayalım. Ha, şimdi Overwatch yapabilirim işte. Ha, Switch Weapons Overwatch yap abi. Şimdi yapabilirim Overwatch, Switch Weapons. Yap yap. Burada Overwatch yapabilirim. Cosimo artı 3 ile geliyor çünkü yani. Alt gibi gelecek herif. Atılgan bakalım. Atılgan buradan burnunu çıkardığı anda bir daha atılganı falan bulamayız. Bak şuradan şey gözüküyor bu arada. Cosimo bence gözüküyor zaten bak. Cosimo karşıdan gözüküyor mu? Bak orada gözüküyor. Arkası ben, dönük. Ben kaçıyorum abi. Yoksa yani. Sen bir oradan ayet et abi. Allah. Kudretin şeyini yedi. İniş tipim düştü. Olsun. Ya biraz korku da var çocukta şimdi. Korktu tabi. Hıf 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 diye. Abi, sen burada bir yerde Overwatch yap. At kovalıyor abi herifi. Arkanda atlı mı kovalıyor? Evet. Cosimo gel. Ne yapıyorsun? Atılganı kovalıyorsun ya, değil mi? Yukarı mı gitti o? Kesin. Oğlum bak, benim o hareket etmeme sebep olma. Göz Bülent de yok aramızda. Hareket edebilen adamım da yok yani. Ama atılganı da bize doğru kaçıracağız abi. Kaçıracağız evet. Şimdi burada abi ben ne buldum? 3 cebim var mı benim? Vardır. Var. Fazla bile var. Bir stone cluster. Oo. Oh. Duxus. Hepsini alacak mısın stone'ları? Alayım abi. Shard bunlar. Ha, bir tek şey var. Neyse, adamın cesedinin üstüne bırakırız bir tane bir stone'u gerekirse. Gerekirse. Ne buff aldı görebildik mi? Bir buff daha aldı. Oğlum bak sağ, hani gerçekten main karakter ya. Duxus. Zinç'in kim? Nurgle'ın. Nurgle'ın sevgili kulu ya. Örgün'ün sevgili kulu da abi bu adam. Gerçekten öyle. Ne geldi abi senin üstüne? Çocuk okuyor. Movement range'i düştü galiba bu arada. Burada yemeyecek oğlum. Tam benim Nurgle champion oldu yani. Ama buff ne aldı? Armor absorption, range resistance, melee resistance. Damage reduction, damage reduction. Eksi movement artı damage reduction. Bu kadar Nurgle olabilir bir karakter. Bak charge range'im yani bu kadar adam. Şu anda benim var. Father Nurgle oldu ya. Gerçekten Grandfather Nurgle oldu. Gerçekten bravo. Allah. Disorienting Veil. Perichance eksi 3 turn boyunca eksi 25 kötüymüş. O sıkıntı oldu şimdi. Evet. Ben bir kötü tank, oldu yani. Ben bir tanktım. Aha, Cosimo'ya bak. Oo. Duxus bu savaşa yetişemez. Ama Ursus, Günüşen ve Atılgan kıstırsak Cosimo'yu bence fazla hızlı gelmiş olmasının bedelini ödesin ya. Ne dersin? Türk kahvelerinde tanıdığımız bir profil Duxus diyor. Abi kafa atma mesafesinden charge ediyor. Tıkı. Abi giriyorum ve kıstıracağım. Atılgan'la da geleceğim.
Bu herif madem... Binanın içine mi gireceksin? Ya oralara gideceğim. Sebebi de şu. Madem bu kadar hızlı hareket etti, adamlarından ayrıldı. Bizim tek avantajımız şu anda... Sarılalım. Evet, adamlarından ayrılmış olması. Tamam. Bu herifin yerini bana bir bul, Alkan. Görüyor musun adamı? Ben görmüyorum. Şimdi charge... Aha orada. O kadar uzak, uzundur ki bu herifin charge, ambush range'i şu anda. E etsene. Etsin. Bana ambush etsene. Edemiyor musun? Ben sana ambush diyeceğim ama bayağı saçma şu anda. Neyse, olur olur. Belki yanlış oynar, yarı ambush yani. Evet ya. Ben sana ambush dedim. Seni bir tutabilirsen... Bağımız kalmadı sonuçta. Tutabilene aşk olsun. Selamun aleyküm Kozima. Biz de seni arıyorduk. Adamlarından çok uzaktasın. Şeker. Şeker kardeşim. Kozima. Gülüşen, geri gidiyorsun. Evet. Altta aşağı. Yayını falan değiştirmekle uğraşma şu anda. Yok yok, gerek. Sen koş abi. Kimdi o ok atabildiğim adam? Kozimo'ydu, bir dakika. 181 gibi bir şey gördüm. Abi evet, koşarken Cüneyt Arkın style'a... Vur abi o zaman. Yakaladım burada herifi, tamam attım. Kritleyip stun ettim. Gülüşen bu işi biliyorsun. Geçiyorum şeye, staff'a. Niye reload etme, yok da at. Ama o zaman staff'a geçemeyeceğim. Şu anda staff'a geçmek istemiyor musun? Niye, ne yapacağım? Spell yapmayacağım ki. Insult yapacağım. Tamam, reload bir ok daha. Insult yapamazsın, zaten mavin yok. Tabii tabii, bir dahaki round için diyorum. Gülüşen, sana bugüne kadar niye hiç ok attırtmadık biz? Bence şimdi yaklaş adama doğru. Weapons of Destruction'ı... Burada ben charger miyim bu arada? Kimden? Şunlardan. Oradan. Onların yani... Kazulet 28 inisiyatifli adamlar yani. Yani... Weapons of Destruction'ı... Şeye atmayacağım. Ursus'u içeri gir diye Ursus. Atamıyorum. Abi staff'ımız yok. Neyse salla abi. Tamam, dur, vurduk, 44 damage vurduk. Stun ettik. Tamam yani. Yok tamam abi. Kazimo kendine direkt geldi. Chains of Chaos atabilirdi. Charge'ı da yedi. Öf. Neyse, yedi charge'ı. Weapons of Destruction kendine yapıyor. Abi bence bunun sonunda sen zinçten... Slanesh! Slanesh! Kafasında Slanesh amblemi var. Slanesh büyücüsü bu, evet. Back attack! Ne var onun elinde? Balta mı var? Abi Great Hammer of Weapons Hammer of var. Destruction Inc. O serva sağlam vurur o. Ben de Slanesh'çiyim. Ben o combat'a gitmek yerine geri koşup Wilson toplamaya çalışayım mı abi? Hayır tabii ki. Niye? Atılganla söylüyorum, Gülüşen'le değil. Bence. Abi ben bu görev bitirmeden... Aslında bu adamı dövmeden önce... Aha. Burada yani. Adam. Sence kombata gireyim mi yoksa ok mu atayım? Atılganla. Hmm. Yani panik attırmak için mi diyorsun? Gülüşen attırır paniği değil mi? Bir daha ben bu adam leadership'i tutar herhalde diye düşünelim. Zaten düşmek üzere. Reload. Abi de hani, hani bedava evet. Reload'umu yaptım. Yok bunun yani. Dikkat çekiyorum. Bedava reload. Yalnız artık engaged hedef mis. Tamam o canım sağ olsun. Reload bir tane daha. Quick reload'un gücü diyor. Evet. Güzel. End turn. Gülüşen'i engage etme. Ha, Duxus et. Artık Duxus yani. Yok. Artık bu çatışmada. Tamam. Tamam. Tamam kanka. Duxus'a geldin sonra. Siz takılın. Evet, aynen tahmin ettiğimiz abi. Light Armor Great Axe adam. Slanesh'çi bunların hepsi. Herif de mi Slanesh'çi? Ha, hepsi Slanesh. Ha, burada Slanesh var. Slanesh kaldı. Tamam Duxus'cum, seni burada bırakıyorum. Perry %66. Kalkanımın çuklusu. Değil mi? Çuklusu kalkan. Tabii tabii. Ve Perry ettikçe de bir ihtimal regen oluyorum. Ben nasıl bir Nurgle karakteri oldum abi? Gerçek bir Nurgle build'de oldum. Güzel oldu evet. Hoşuma gitti. Bir Nurgle karakteri oldum. Monster yapabileceği tablo. En yanlış engagement'ı yaptı bu Great Axe'li adam yani. Evet, şimdi ben burada melee resistance'ım düşüktü değil mi benim? Breath of Suffering yemiştim, olur o kadar ama melee vuruşunda bir sıkıntı yok. Dodge fail. 37 düşmez. Ama tükürürsem düşecek hale gel. Artık healing potion harcamıyorum. Harcama. Bir okla düşecek hale geldi herif yani. Evet. Alkancım eline sağlık. Çok güzel köşede kıstırdı herif ama. Evet. Ama o kriti yedi ya oktan. Orada çöpe gitti zaten orada o. Evet tabii orada gitti. Kriti yedi stun oldu oradan. Balabak diye yedi kriti. Çıkamadı yani.
Orada ne veriyor? Kritten kalkarken iki mavi kırmızı mı ne bir şeyler bırakıyor? Günüşen artık seni okla indirip devam etsen mi yoksa close combat'ı sokmak istiyor muyuz Günüşen'i? Bence istemiyoruz. Okla indirebiliyorsan indir. İndiririz. Çok az hit point'i kaldı çünkü yani. Her vurman lazım ya ama. Abi herhalde bir aim shot'la vurur mu ya? Böyle 71 diyor. Fı. O kadar da değil dedi. Hala close combat'a girebilirim. Close combat'a girip loot'unu da alabileceksin mi? Alamayacağım. Ama oynamak üzere yani abi. Çok acelesi de yok zaten abi. Adamların ilişkileri yüksek. Adamı oynamak üzere. Switch weapons 2. O zaman gir abi. Nereden charge? Charge edeceğim tabii. Başka türlü olmaz. Switch weapons. Staff'a geç. Charge. Hıo! Artık loot'unu alamıyorum. Tamam. End turn. Zaten şimdi atılgan da sıra gelir alır loot'u. Siz staff'tan gelen zinç curse bonusuna çok takılıyorsunuz. Biz her şeye çok takılırız kardeşim. Anlamadım ne demek istediğini ama... Yani çok sallamayın, staff'sız da büyü yapın diyor bence. Galiba öyle diyor, evet. Tanıyorum ki. Abi al bakalım atılgan üstünü. Great Hammer of Misfortune. Sana vereyim mi bunu? Oo. Damage vurunca al. Ne diyor? Critical Hit Resistance'ım düşer mi diyor? Ne diyor? Adama mı düşürüyor? Adamı Critical Hit Resistance'ın %2 düşürüyor yani. Vurdukça. Ama mavi bir Great Hammer ve güzel bir damage aldım, var aldım aldım. Shard'ı da aldım. Shard'ı ama Kozimo'nun tokenini kim alacak? Başkası alır. Kozimo'nun şey token... alır abi. Ursus alır. Kozimo'nun tokeni burada kalacak. Geri kalanlar kaybolacak çünkü bu round'un sonunda. Bence sen Shard'ı değil Kosimo'nun token'ını al abi. Senin çünkü milliye girmen, düşmen falan çok düşük ihtimaller. Doğru söylüyorsun. Shard'ı da Ursus alır. Objective complete diyor. Çekil abi. Kaçmıyor, buradan. Kaçmıyor abi. Kaçma. Adama kaçmıyor yok. Ben bir kişiyi indirdik yani. Liderlerini indirdik. Bir adam daha inecek, kaçacaklar. Ben şuraya çıktım. Buradan kendimi okçu gibi hissetmek istiyorum. Ne güzel. Buradan bir herif gelmiyor muydu ya? Ha şurada. Kim o şuradan, ya? Şuradan gelen bir herif var ya. Tamam ben burayı overwatch ettim abi. Siz takılın. Gidin Duxus'a yardıma. Bir adam daha indirin bitsin. Ben yardıma ihtiyacımda çok inanmıyorum tabi ama. 45 peri-fail hoş değil tabi ama bir atak tabi bu adam. Abi bu adam bir atak ya. Bir, evet tabi. Vur bakayım Duxus. 22 dodge fail. Slanesh adamı vs. Nurgle adamı artık bu şekilde bir dövüşün içindeyiz. Challenge zaten. Bence buraya karışmayalım. Bence de ya. Challenge yani. Bir atak yapıyor bu adam değil mi Great Apple'a? Tamam. O zaman biz ne yapıyoruz patron? Ben şunu loot ediyorum. Sen oradaki şeyleri, warp stone'ları alacaksın. Bir warp stone alıyorum. Tamam, fragment almıyorsun. Fragment almıyorum. Boşu boşuna aptal aptal zar atmayalım. Ne oldu Alkan'a? Damage yedi galiba. Damage mi yedi? He, Disorienting Veil zaten o tuzaktan vardı. Disorienting Veil bitmek üzere. O zaman i̇leri bu challenge'a karışmıyoruz diyorsa ileri yürüyorum, evet. Karışmıyorum abi, aynen. Dur, düşman da soluna doğru. Günüşen'in inventory'si ne durumda? Bence dolu. Dolu değil mi? Sayıcı azınız ya abi, 4 kişiyiz. Bu heavy armor'larla ambush da bayağı komik oluyor. Hiç ambush etmemek onlar lazım. Onlar da heavy armor'lı bence. Hayır şöyle. Ambush edince 2 kırmızı veriyorsun. Halbuki ambush etmezsen 4 kırmızı bekliyorsun. Sana geldikçe back attack yapabiliyorsun. Ambush'a verdiğin 2 kırmızı... Ama bunlarda da sana birden fazla vuracak adam yok. O da doğru. Gülüşen, inventory'in dolu. Tamam. Challenge'a karışmıyoruz diyorsak biz burada Warhammer gibi Warhammer oynuyoruz yani. Şuradaki şu şeyi kim alabilir ya? Bir tane cluster var abi orada. Abi ya döneceğim bırakacağım itemları. Yok. Ya da Etheric Focus'u atacaksın. Etheric Focus'u atamam Etheric artık. Orası Willstone yuvası. Kullan Etheric Focus'u. Kullanınca gidiyor mu inventory'den? Bilmem, hadi deneyelim. Dene, kullan. Etheric Focus. Günüşen'e Etheric Focus dedim. Bir şeyler oldu. Gitti açılmış ama cebi de gitti. Hayır. Ha yok, duruyor orada. Duruyor. Block by Etheric Focus, pek. Kendine tamam. Weapons of Destruction cast et. Etheric Focus yüzünden değil mi? Tamam. Ha kullandım madem. Boşak. Yaptım spellimi.
Biraz daha yürüyüp en buşunu yap işte. Biraz daha git şu herifi bul. Atılgan gelebiliyorsan zaten senin hakkında ilk günden beri o şeye gitmek. Atılgan'ın da cepleri dolu bu arada galiba değil mi? Herkesin cepleri dolu. Ya o portionlar çok işte. Baksana koca cluster'ı kaçırıyoruz. Tamam ama bir yandan da ne olacağını Allah bilir yani. Evet tabii. E tamam buraya gelemedi bu adam. Ben sizin peşinizden gelemedim. Bir bacağımı buldum. Cluster almak istiyorsak da abi healing potion'ı bir tanesini atarsın şeyin üstüne. Ursus'a cast et. İyileştir Ursus'u. Devam et git al. Evet. Healing potion. Bilmiyorum abi. Healing potion mı daha değerli, cluster mı daha değerli emin olamıyorum. 4 kişiyiz abi. Her şeyi topla. Allah işte onu hissetmeyecektin kidney strike diye. Cluster daha değerli diyor. Zaten Ursus'un kendi healing potion'ı var canım onu içer. Ingebert'i dövüyorum. İndim Gebert. Ne oldu lan Ingebert diyor. Ne oldu lan Ingebert? Yok ben Slanesh'in champion'iyim filan. Senin üstünde var mı healing potion? Var. Var. İç potion'u. Benim bir tane boş yerim var abi burada. Ha vardır. Ama ben bu ne heavy armor'la oraya ulaşana kadar Ursus o yeri çoktan öldürecek. Galiba Ursus'ta ikimiz ard arda oynuyoruz ama. Oradan belki bir ihtimal. Ne oluyor lan? A new round has started. Gülüşen dolu dedik değil mi? Gülüşen dolu. O zaman abi. O zaman şöyle yapalım. Şeyi gerçekten atalım yere. Yani atalım yere diyorum. Atılgan healing potion'u cast etsin. Ursus'a. Gerek yok. Gerek yok abi. Çünkü arada zaten istiyorum da bak 43'te Ingebert oynayacak. Ondan sonra Duxus ve şey üst üste oynuyorlar. Ursus. Bunlar rahat check atmadan Ursus'a yetişir öyle diyorsun. Duxus'a sıra gelir 42'de. Duxus Ingebert'i indirir. Ondan sonra Ursus oynarken de içip potion'ını onu alır. Herhalde öyle olur yani. Ursus'un potion içmesine de gerek yok. Boş yeri var zaten. Ha boş yeri var evet doğru. Vurmasa Duxus bu tur. Ha vurmayabilir bu arada. Niye vursun? Vursun ya. Bir şey olmaz ha. Niye? Herifi kaçmasınlar diye söylüyor da. Herif herhalde bir herif indi diye bunlar sıfıra düşmezler abi. Düşmezler de o adam inince kaçacaklar bence. Ama o adam... Orada adamların yine bak yine kimse yok ortada. Abi bu Mark Fordette'de saçmalıyorlar. Saçmalıyorlar. Ama bir de o Mark Fordette olan adam da değil yani. Değil değil. Ingebert sen, yani. Sen o bilemedi o işi. Sen o işi hiç beceremedin Ingebert gerçekten. Şimdi abi bak 42-37. Ben bu herifi indiriyorum. Tamam. Dodge etti. Güzel. Şampiyonların mücadelesi aldı. Al sana şampiyonlar mücadelesi. Al sana şampiyonlar ligi diyor. Loot'un ettim. Great Axe of Havoc. Tamam o iyi bombu bırak abi. Great Axe of Havoc buldum peki. Shard Cluster Oil Bomb. Ya Oil Bomb'u boş ver gerçekten. 21-21 oldu galiba şey bu arada. Kaç ama şöyle yani? Bir dakika. Oil Bomb'u bırakmayacağım. Oil Bomb'u sağa sola fırlatmak istiyor. Evet istiyorsun abi ama niye atamıyorum? Kırmızıyla mı atılıyor? Oil Bomb kırmızıyla atılıyormuş. O zaman tamam. Ben böyle çevremde Duxus'la etrafımda ateşler yanarak bir yangın, sahne. Yangın şey evet bir yangın çemberi içinde yerden Great Axe of Havoc'u alırken kendimi görmek istedim ama. Dana Champion'ın üstüne basarak devam etti oradan yürüye yürüye. Yavaş yavaş diye geçti oradan. Slanesh aptalları. Aldım ben bunu. Al tabii canım. Oil Bomb'un yerine Shard alınır mı? Bu soruyu soruyoruz veya Healing Potion yerine Shard alınır mı? Bence Oil Bomb yerine Shard alınır. Oil Bomb beyaz çünkü yani. Alınır daha değil mi? Al Shard'ı al. Oil Bomb'u atabiliyor musun abi? Ya düşman atarsın kaçmadı ki adamlar. Düşman nerede ki atacağım abi şimdi? Ha kaçmadı 21/21 ile. Kaçmadı abi adamlar kaçmayacaklar da gidip döveceğiz daha birini yani en az. Aha ben onu fark etmemiştim. Kim alacak o zaman ben bu Oil Bomb'u atacağım? Bilmiyorum şu anda. Bütün ceplerimiz dolu şu anda yani adamı dövü... Abi sen oil bombu fırlatıp gidip yerden dışarıda al işte. Oğlum neredesiniz lan? He burada bir yerdeyim diyor adam.
O yıl bomba adama, adama atmak istiyorum. Adama. Adam şurada bir yerde. Ambuşa da girmiyorum. Burada bir duruyorum ben. Şu herif bir oynasın bakalım. Atıyorlarmış burada. Mesela bu 29'daki kim? Attılar ve tutmadı mı? Tutmadı. 21 bölü 21'de atılıyormuş meğersem. Üstünde olması gerekiyormuş yani. Neyse peki geçmiş olsun. Duxus Man of the Match. Artık tartışmıyoruz bunu zaten biz yani. Hani. Bütün missionlarda Duxus Man of the Match. Ingeberg'de iyi dövüştü. Karşısında Duxus çıktı. Ne yapsın? O da onun talihsizliği. Ana Formula karakter Unknown yani. Diye bir o önemli bak. Var. Formula Unknown önemli. Drogos... Adamların Man of the Match'in kim olduğuna bakar mısın? Böyle bir bataklık yani. İşte Ingeberg. Bir tek damage ona 45 damage vurmuş. Bir hit yapmış Man of the Match. O da işte Duxus'un karşısına çıkma cesareti gösterdi. Challenge'a girdi diye Man of the Match oldu işte yani. Evet. Adamların zaten Magister 0 damage vurup öldü geberdi gitti de hiçbir şey yapamadı. Abi sen geçerken kapıdan şık diye adama crit atarsan stunlarsan adam öyle olur. Tabii lan. Ben düşman bilgiyi yaşatır mıyım? Hiç. Hiç. Ecolites of the Pit'miş adları. Tamam. Peki. Geldikleri çukura geri döndüler. Formula Unknown'un ne olduğuna bakalım ama elimizde bizim bilinmez formül. Ne var bizim elimizde? Great Axe of Havoc. Onlar hepsi takılmış durumda. Çıplak bakalım formüle takılabilecek bir şey var mı bilmiyorum ama 3 cluster aldık. O önemliydi. 3 cluster aldık. Güzel oldu. 3 cluster çok. Cluster. Abi bir lord 3 henchmenle ne kadar güzel bir mission oldu. Artı bir kırmızı geldi Günüşen'e ve mavi rank, geldi. Rank 5 oldu. Bir kırmızı, kırmızı bir mavi çok güzel mavi. Ha. Evet, bayağı oldu adam Lord Choice. Tamam abi her şeyi aldı. Decisive Victory. Bir de adam indirdim. Kimi indirdim? İşte Cosimo'yu ben indirdim. Cosimo'yu indirdim. Okunu da ben atmıştım. Tek taşımı kendim atmıştım. The gods are with you. Atılgan level aldı. Güzel. Mental, physical. 5 olduk da. Bir de mavi aldı. Güzel mavi de iyi. Altı mavi hoş. Hoş altı durum. Mavi güzel tabi yani. Tebrik God ediyoruz Atılgan'ı. Bu herif 6. level oldu. 6. level. Artı bir skill point daha geldi. Survive, decisive, most valuable. Hep most valuable. Ne duksuzmuş be. Ne duksuzmuş be. Fantastic. Ursus'a da level. Bu da 5 oldu. O da önemli. Mental, strategy point. Bana da bir mavi daha geldi. Peki. Çok güzel. Gayet başarılı Alkan'da. Warband olarak da alacağımızı aldık. İtem Crimson Shade. Drought of Focus nedir? Great Hammer of Misfortune, Great Axe of Havoc. Formula of Aegis. Aegis zırha atılıyorsa Heavy Armor'a yaparız. Oluyor mu öyle? Ay, önce soketli Heavy Armor bulmamız lazım. Mavi ya da mor. Bekleyecek o zaman. Bekleyecek. Şimdi abi adamların 37 parasını bir ödeyin bana. Çok başarılı. Mayışları yatırın. Mayışları yatırın. Önce şu şeylere bakalım. Bulduğumuz itemlere bakalım. Ursus'ta bakalım ona. Great Axe of Havoc. Nedir? Crit chance'imi yükseltirim. Ayrıca bunun Great Axe'imdir. Bunu herhalde şeye vereceğiz. Gözbülent'e vereceğiz. Gözbülent'e vereceğiz. Başka herhalde. Kimse bize bunlar Great Axe kullan. Kullanmıyor yani. Great Weapon kullanmıyoruz biz. Bu da Critical Resistance'ını düşürürüm. 48-52 demiş, 46-52 demiş. Çok kafa kafaya şeyler abi. Çok benziyor hepsi ikisi de birbirine. Satacak mıyız bir tanesini? Önemli olan o. Gözbülent neredesin? Herhalde satacağız ama. Gözbülent'in gözleri. X kullanıyormuş. Great. Yani bir tanesi bile lüks çünkü aslında. Yani çok da kullanacağımız evet. Bir item değil. Evet yani. Hani bence de şu anda bile hani ikisini de satalım desek. Ha bir tek şey ihtimalimiz ya var ya. Yani aklıma şöyle bir şey geliyor. Günüşen'e verilebilir alma... belki. Ha. Olur mu olur. Günüşen'in weapon skill'i var. Bir de Cloak'luk Dark Soul yapma ihtimalimiz var. İkisini de satmayalım bence ilk etapta. Peki. Ama Gözbülent'e vermemiz gerekmiyor abi. Gözbülent ne zaman Great Axe çekiyor yani? Bence şimdilik verelim. Şu anda hemen o henchmen'i almayacaksak zaten bunda dursun yani. Hemen o henchmen'i almayacak mıyız? Durduk yere bu adamın puanını arttırıyoruz gibi bir evet, var. Evet, evet yani. Minimal, Gözbülent'te minimal, minimalist bir arkadaş Gözbülent yani. O mükemmel bir karakter olmadı bu Gözbülent. Mükemmel bir tip ya. Mükemmel yaratık yani. Gibi geziyor. Bence de abi kullanmayacağın şeyi alıp puanı arttırmanın alemi yok. Ama mesela Gülüşen'e vermek sahiden bir fikir.
Yani bu şey staff yerine. Evet. Çünkü eksi 6 Dinch Curse Chance'i mavi staff bulunca yine geçer mavi staff'a tabii de şu anda aradaki damage farkı da bu kadar abi. Double. Öbürüne bak. Hammer'a. Aynı yaklaşık aynı damage'lar. Critical Hit Chance. Yani 25-35 yerine 46-52 çok fazla oğlum. Bence buna ver abi. Şöyle şu da var. Acid Breath'de henüz almadık ya adama. Bu adama Acid Breath aldığımız zaman hadi neyse de o zamana kadar Close Combat'ı sokuyoruz abi biz bu herif zaten. Sokuyoruz yani. Great Axe of Havoc. Kendini gör de Günüşen. Sonra yeni Günüşenimiz. Ha ha ha. Ah 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 tzenç diye bağırıyor. Leadership'i yeni yüksel. Kırmızıyla kaç, kaç atak yapacak bu şimdi? 2, 3 daha 5 o kadar. Ama charge ve atak yapabiliyor mesela. 3-3. Gayet okay. Makul. Bir charge bir atak. Dahası çok zor artık bu saatten sonra. Staff bu adama. Mavi mor bir staff bir gün. Abi, damage'ı yüksek oldu baya yani. Çok yüksek. 50-57 vuruyor. Güzel o. Hoş oldu. Skill de 11 yani. Abi leadership değil mi? Hemen söyleyeyim. Magister. Int 12 yapmış mıyız? Yapmış leadership. Intelligence 12'den sonra leadership diyor. Tamam. Leadership, intelligence kafa kafaya gitsinler buradan itibaren diyor galiba değil mi? Şimdi adama ilk defa yay kullanır. Yayla bir de çok güzel vurunca aa ne kadar güzel yay kullanıyorsun. Al sana bir Great Axe. O evet, zaman. Gülüşen ne güzel yay kullanıyorsun. Al sana Great Axe yani. Güzel oldu bence de. Monsieur'e yakışan. Abi yayını almadık elinden sonuçta. Abi yay duruyor evet. Staff'ı bıraktık. Sen değil miydin az önce staff'ı fazla önemsiyorsunuz diyen. Attım gitti işte balta aldım diyor. Evet al sana işte. Baltalı adam oldum yani. Şeylerimizi statlarımızı verdik mi? Gözbiren zaten trendinde. Atılgan'a bak. 1-2. Ne kadar çok puan geldi Atılgan'a. Atılgan Agility. Alertness. Agility. Double Alertness. Çok güzel. Çok güzel abi. İniş tipi yüksek. Range Resistance'ı artmaya devam ediyor bir de okçu olarak. Tek slanish karakterimiz. Gayet güzel. Tebrik ediyoruz Atılgan. Gayet iyi gidiyorsun. Next. Duxus. Weapon Skill. Duxus. Yani belli senin. Sana şöyle iyi bir Mace bulabilsem. Çok yakışacak Mace. Mace'i çok beğendim ben Nurgle karakterinde. Axe Korn karakterinde de. Weapon Skill. Biraz zeka veriyorum. Ver. Azıcık zekası strength olsun Alkan'a yani. Da. Strength buradan da. Slot açılsın 9 olsun strength. Evet 5. slot açıldı. Bu adama skill gelmedi. Duxus'a yine skill geldi çünkü canavar gibi gidiyor Duxus. 6. level olduğu için olabilir. Gerçekten öyle. Gözbülent'in çok skill point'i var. Günüşen'in var ya. Paramız yok ki. Ama para da değil abi. Günüşen'in bence çok önemli bir skill yok şu anda. Evet. Hani değişik bir build yani o şeyi anlıyorum hani Acid Breath bilmem ne. Ama öyle yapılmak yani, zorunda da değil yani o Acid Breath bir de şu var. Spawn'a kadar bu adam zaten build'da da öyle yazıyordu ana fikrinde. Spawn gelip de adam gibi bir Marauder ve bir Spawn güvenilir hale gelene kadar Günüşen meleci karakter aslında. Bir evet, mele karakter yani. Bir de, abi de o Chains of Chaos çok iyi bir büyü. Çok iyi fazla iyi bir büyü evet. Güçlü biraz. Bizim bir dahaki rankimiz ne zaman? Burada 5. level'da. Burada biz işte şey alacağız. Spawn. Spawn'umuzu alacağız. O da artık bundan sonraki plotmuşundan sonra olacaktır diye tahmin ediyorum. Ben de. Şimdi zaten biz burada duracağız. Değil mi? Güzel bir yerde durduk. Şey açıldı. Bir vasiyet düşünelim kendimize. Ben çünkü Impressive'i görene kadar işteyse şu build'i götürelim. Impressive'i 1-2 combat'ı sokalım. Tamam ben bu build'da hani ben bu build'ı tamamen teorik yazdım oraya çünkü yani bu karakterler böyle olsun diye. Evet çalışıyormuş diyeyim hale getirmek istiyorum. Bir dahaki plot mission'ı oynarız herhalde Günüşen. Oynarız. Tamam. Ondan sonra dururuz. Daha Miasma Chronicles oynayacağız seninle falan işimiz var ama. Vasiyete ne yazıyor? Abi şimdi bir gün daha dinlendiğimiz zaman Gözbrand'de Wolf Priest'e geri geliyorlar zaten. Geliyorlar. Full takım oluyoruz. İyileşen iyileşiyor. Aynen öyle. Bunlarda da bir bu skill'leri verecek bir... Bu aldı skill'leri. Hani aynen en önemli skill aldı. Wicklewood'un aldı. Paramız da yok. Paramız aslında bir sürü şeyimiz oldu. 175 oldu. Herhalde biz galiba plot machine'e gideceğiz ya oturunca.
Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum, emin de olamıyorum. Şu da bir seçenek. Level atlayıp Impressive'le gidebiliriz bot mission'a. Çünkü level atlamak... Ama ona çok var ya. Öyle mi? Çok mu var? Kaç mission oynuyoruz biz? Bir kaç alıyoruz? 3 mu alıyoruz? 4 mu alıyoruz? Bilmiyorum. En son kaç üç aldık? 3 desen... 4 aldık bu mission'dan orada, galiba. Orada 9 XP var alınması gereken. 3 desen 3. 3 mission. Format eder yani. Evet. Bu kadar ya, beklemeyiz bence de. Bence de. Yani Gözbrent'e alacağımız başka bir skin mikil varsa onları tamamlarız o arada. Hani biraz daha yedekte bekletip onu. Gözbrent'in vardır skill'i. Çünkü çocuk çok bekledi yani. Evet, Gözbrent'e biraz training verip bu arada biraz daha Willstone toplayıp o zaman şöyle bir plan şu anda eğer beklenmedik bir şey olmazsa biz Impressive'le gitmeyeceğiz. Impressive'e plot mission'dan sonra geçiyoruz biz. Gibi İyi geceler Umut. İyi geceler, görüşürüz abi. Vasiyetimiz de böyle galiba değil mi? Impressive'e herhalde plot mission'dan sonra geçeceğiz. Sonra şu herhalde. şu anda 1-2 mission oynayıp Gözbülent'in trainingini bekliyoruz. En önemli itemleri, olayları train edilince neymiş? Raven Guard'ın Captain'ının Griffin brand adlı kılıcını alacağız ve Sigmacılara karşı onu bless edeceğiz. Evet, karanlık ve lanetli bir kılıcı temizleyip karanlık lanetli hak kılıcı, yolunda kullanacağız. Aynen, onu temizleyip hak yoluna getireceğiz. Bakalım Grace Sword muymuş neymiş. Tamam. O zaman burada duruyoruz. Sevgili Gülüşen, çok teşekkür ediyorum. Gayet keyifle gidiyor. Ben teşekkür ederim. Şeyde build da istediğim gibi gidiyor ve Serbülent de, Gözbülent de benim istediğim mutasyonu attı. O da çok hoşuma gitti yani. Evet evet, çok, çok güzel, güzel oldu. Çok da güzel oldu. İnşallah izleyenler de eğleniyorlardır, keyif alıyorlardır ve bizden istedikleri Mordheim Guide'ının da hakkını veriyoruzdur diye umuyorum. Bizi izleyen, YouTube'da izleyen herkese de teşekkür etmek istiyorum efendim. Lütfen videoları beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı, bu build'larla ilgili ve bu videolarla ilgili fikirlerinizi paylaşmayı, kanala abone olmayı ve patreon.com/mösyö kanalına gelip mösyö destekçileri arasında katılmayı ihmal etmeyiniz. Sizlerin yardımları sayesinde bu kanalın yürümekte olduğunu unutmayınız efendim demek istiyorum. Önümüzdeki bölümde Gözbülent yatar biz çalışırken yine görüşmek üzere efendim. Esen kalın.